Evet, selamlar, iyi akşamlar. Şimdi inşallah bir sıkıntı olmazsa yayınımıza başlıyoruz. Sevim Dönmez, astrolog yayınımıza bağlanacak. Tabii ki internette problem olmazsa diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak şimdi. Mart ayını konuşacağız. Evet, Sevim bu sefer diğer hesabından geldi. Hadi bakalım. Nasıl bir şeye ulaşacağız sonuca? Görelim. Bence çok inançlı. Bak sen. Söyledin ve oldu yani. Ay Kafam sevindim seni karışıyor. gördüğüme. Geldin. Ben de seni gördüğüme sevindim ya. Kafam Benim de karışıyor saçlar teknolojik şeylerden ince. kurulaştı. Senin de diyorum Bir saçların saniye bekler kurulaşmış. Senin misin? de diyorum. Evet. Şu anda dondun yani. Bir erken sevinmiş oldu sanırım bizimki. Geldim. Evet. Niye gittin? Niye geldin? Niye Gittim biliyor musun? geldin? Aslında problemin ne olduğunu çözdüm ben ama boş ver. Sonra şimdi seyircilerimizin vaktini almayalım. Sonra anlatırım. İstersen diğer hesabından şey yapalım. Yok Yani yok hiç sonuçta fark etme. profesyonel hesabın olduğu Yok için yok. diğer istersen. Yok 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 yo, bu da olur. Zaten Sevim de Olur olur. mu? Şeye de geçer. Öbüründe de bulurlar beni Sen olur. ister. Tamam. Evet. Şimdi Ocak ve Şubat'ı yaşadık ama düşünüyorum ki 2020'den çok da farklı geçmedi. Hani böyle bize bir harika, oh diyebileceğimiz bir Ocak, Şubat 2021'i yaşatacak olmadı. Mart biraz daha yumuşak ve güzel geçer mi? Nasıl bir Mart ayı genel etkileri var gökyüzünde? Evet. Aslında ben pek öyle düşünmüyorum İnci. Yani Ocak ve Şubat 2020'ye göre biraz daha tabii ki rahat geçti. Yani hala Özellikle mesela işte vaka sayıları yüksek, işte kısıtlamalar devam ediyor. Ondan sonra bir takım dünya üzerinde olaylar, hani gerçi her zaman var değil mi? doğal olarak ama Evet. bilmiyorum. Daha tatlış olabilirdi. Şöyle. Aslında bence dönüm noktası yarın olacak olan bir şey Başak var. Dolunay'ı. Evet, Başak Dolunay'ı var ve bu Başak Dolunay'ı çok güzel bir dolunay. Hem sağlık tarafında çok iyi olacak. Bunu zaten sen konuştun başka bir astrologla, öyle hatırlıyorum ama hemen şöyle üzerinden geçeceğim. Çünkü ben Evet. YouTube'da Mart'ı anlatırken Şubat'ın 27'sindeki Başak Dolunay'ıyla başladım. Çünkü onun etkileri böyle yavaş yavaş gelecek yani. O da yeni aya doğru, Mart'taki yeni ayı, ayın 13'ündekine doğru yavaş yavaş o etkileri getirecek. Şimdi Başak Dolunay'ında önemli olan neydi? Başak sağlığı anlatan bir burç. Özellikle ben Şiron'u çok bağlıyorum en Başak Burcu'yla. Yani heal etmekle, iyileştirmekle ilgili. Ve buradaki Dolunay da çok yumuşak bir Dolunay. Güzel de açılar altında. Dolayısıyla burada bir iyileştirmenin başlayacağını düşünüyor. Hemen arkasından da gezegenler özellikle Güneş Balık Burcu'na girecek. Aslına bakarsanız Balık da bir şekilde Başak'la karşılıklı olduğu için o da bir iyileştirmeyle ilgili. Şimdi bu sadece sağlık iyileştirmesi gibi gelmiyor bana. Aynı zamanda duygusal bir iyileşme gibi de. Yani bana öyle geliyor ki bu 27 yani yarından sonra özellikle Mart ayında bir iyileşme süreci yaşayacağız. İsteyeceğiz. Herkes bunu isteyecek. İçinden gerçekten iyileşmek isteyecek herkes. Herkes iyileşmek için ne yapması gerekiyorsa onu yapacak bence. Yani bugüne kadar Şimdi yapmadıklarımızı yapacağız evet, diyorsun, aynen öyle ha? düşünüyorum. Zaten öyle olması gerekmiyor mu? Bir hastalık yaşadık, çok ciddi bir hastalık yaşadık. Şimdi bunun iyileşme dönemi başladı. Yani ilacımızı almaya başladık, başladık. İlaç artık eski etkisini göstermeye başlıyor. Evet. Düşünüyorum. O yüzden Mart yumuşak ve keyifli bir ay olacak diye İyi, düşünüyorum. çok güzel. Zaten biraz duygusal balık temaları Değil vurgulu oldu. mi? Balıkların da doğum gününü kutlayalım buradan nice. Evet, Güzel evet. olsun. Çok güzel, evet. Sevdiğim çok balık var benim.
Hepsinin doğum gününü kutlarım. Gerçekten balık temaları bize çok şey aynı zamanda öğretecek. İki, Şubat'taki bazı etkileri, Şubat da fena bir ay değildi ama orada Satürn-Uranüs etkisi vardı. Bu hem bütün astrologlar aynı şeyi söylüyoruz ama yine söyleyeceğim. Ocak'ta, Haziran'da ve Aralık'ta Uranüs ve Satürn karesi 2021'in en önemli etkisi olacak. Bununla ilgili de YouTube'da bir şey çekmiştim ben. Hangi alanlarda etkileyecek bizi diye. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi Şubat'taki bu süreç bitmiş oluyor. Yani azalıyor etki. Bir. İki, Merkür düzelmiş oluyor. Doğru, Ve Merkür Merkür retrosu bitiyor. evet. Sonra 13 Mart'ta da balık yeni ayı çok tatlış galiba, değil mi? Venüs Evet. Neptün. Çok tatlış. Aynen öyle. Bir de ayın üçünde yani tam ayın başına çok güzel bir etki var. O da Venüs'ün balıktaki etkisi. Uranüs ile Venüs çok güzel etkileşiyorlar. Ve Venüs gerçekten böyle bir şeye çıkıyor. Hani ben Venüs'üm, çok kibarım, çok narinim. Böyle bir keyifli oluyor. Ben ayın üçünü özellikle çok beğeniyorum. Çünkü hemen dördünde de Merkür'le Jüpiter. Şimdi Merkür zaten zor bir süreç geçirdi. Şimdi Jüpiter'le kucaklaştığı zaman Merkür zihnimizi açıyor, bilincimizi açıyor, büyütüyor, öğrenmek istiyoruz, okumak istiyoruz, teknolojiye daha fazla ilgilenmek istiyoruz. Bu da çok güzel. Sonra Mars ikizlere geçince yine aynı gün o biraz bizi böyle bir o ikizlerin dengesizliğine bulabilir. Ama o Ama süreç herhalde Mars Boğa'dan daha iyi olur sonuçta. yani tabii Mars Boğa'dan daha iyi olur sonuçta kesinlikle. O keskinlikler var ya hani böyle bir Oğlak'ta yaşadık böyle. Bütün her şey Oğlak'ta bizi bir sarstı. Sonra bir Kova'da böyle bir çokluk, böyle bir sabitlik, zorluk. Şimdi tabii bu ikizlere girince Mars biraz yumuşamış oluyor. Sonra ayın 10'unda Güneş de Neptün bir arada. Şimdi zaten Güneş balıkta, Neptün balıkta mutlu. Sonra ikisi böyle beraber hayaller içerisinde mi oluruz artık? Ben buna şey diyorum, herhalde barları sazları açacaklar. Bak söyleyeyim sana, çok içeceğiz. Yani Çok bilmiyorum o içeceğiz. kadar kısa sürede olur mu ama bence yani restoranlar bile açılsa bize yetecek gibi. Yetecek gibi. Ya biraz keyif var burada, onu görüyorum. Ayın 13'ünde Mart ayının güzel yeni ayı var. Yine çok güzel. Çünkü Venüs ile Neptün beraber. İkisi de balık burcunda. Zaten aslına bakarsan Venüs Neptün'ün küçüğü. Neptün biraz daha büyüğü. Ve ikisi de sanatla ilgili, ikisi de yumuşaklıkla ilgili, keyifle ilgili ikisi de. Dolayısıyla burada yeni ay balıkta zaten. Dolayısıyla çok keyifli olacağımız bir şey. Peki bunun kötü bir etkisi yok mu? Var. Çok hayal kuracağız. Evet, ben bilmez miyim? Ben Venüs Neptün kavuşumlu biriyim. Gerçekten. Aa, hatırlamıyorum. Tek Gerçekten. avantajım benimki yayda. En azından balık kadar çok fazla hayal kurmaz. Yine kurar ama. Ya gerçekten. Aslında çok güzel bir şey ama tabii her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi yani bu da tabii fazlası olunca bu kadar çok duygunun bu Biraz kadar çok polyanlılık veriyor. evet biraz fazla veriyor ama olsun. Bence ne fazla olursa olsun onu doğru yani onu anlayıp doğru kullanabilirsek bence önemli olan bu. Niye ben astroloji anlatıyorum? Bunu değiştirebilecek miyiz? Hayır, değiştiremeyeceğiz. Ama bunun ne olduğunu anlarsak belki bir ihtimal farklı bir açıdan bakabiliriz. Daha avantajlı, daha kendimize yönelik kullanabiliriz diye düşünüyorum. Sonra 16'sında yine Merkür balığa giriyor. Şimdi bu da güzel ama Merkür balıkta bu sefer biraz dağılıyor. İşte orada Dağılıyor. evet dağılıyor. Orada biraz belki depresiflik olabilir, belki aşırı beklenti, aşırı idealize etmek. Yani en ufak bir şeyi açtıklarında diyelim ki işte restoranları açtılar. Ha hemen her şey düzelecek gibi bir hayale kapılmak gibi şeyler olabilir gibi geliyor ama yine çok güzel. Ayın 18'inde de hem Venüs Plüto'yla hem de Güneş Plüto'yla çok güzel.
dokunuyor birbirlerine. Hı. Dolayısıyla toprak ve suyun bir arada olması demek bu. Bu verimlilik demek, bu üretim demek, keyif demek ve bunları daha böyle kendi faydamıza kullanıyoruz. Şimdi ayın 20'sinden sonra bu balık etkisi biraz geçiyor. Yani ayın 20'sine kadar bir keyifli dönem diyorum. 20'sinde de gerçeklerle yüz yüze gelebiliriz. Çünkü Yani koç zamanı geliyor ve böyle gerçekler yüzümüze çarpıyor. Biraz da harekete geçme enerjisi de verir artık. kesinlikle öyle. Harekete geçme enerjisi verecek. Fakat burada ayın 22'sinde benim çok hoşuma giden bir açı var. Mars ve Satürn arasındaki açı. Şimdi Satürn zaten Kova burcunda. Mars da her zaman tetikleyicidir. Yani bir enerjiyi harekete geçirir. Şimdi Mars'ın ikizlerdeki kovadaki Satürn'e vereceği enerjiyle o kovalar bir canlanacak. O herkes bir güç almış olacak. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu ben şeye benzetiyorum. Balıkla tarlayı suladık. Biraz böyle keyif yaptık. Ondan sonra Mars'ın verdiği enerjiyle Satürn'ün verdiği disiplini bir araya getirip orada bir şeyler yaratabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden o günü çok seviyorum. Fakat 23'ü de tam ertesi günü ki açı burayı da etkiler. Bu sefer de zorlu bir açımız var. Mars'tan kaynaklı. Tabii bu açıda da balık burcundaki Venüs, pardon, Merkür'le bir sert açısı var ve bu açıda biraz bizi sarsar. Yani o hayal ettiğimiz şeylerle yüz yüze geliriz. Bunlar bizim hayal ettiğimiz gibi olmuyormuş meğer deriz. Bir hayal kırıklığı, bir çekişmedir, bir kavgadır. Hemen zaten arkasından da 28'inde de Terazi burcunda. Efendim sizin yükselenizdi galiba Evet, Terazi. benim yükselenim. Evet. Güzel kadınların burcu. Peki 8 derece terazide güzel bir dolunay var. Hem dolunay ilişkileri anlatıyor hem terazi ilişkileri anlatıyor. Zaten ayın başında Venüs aşkı anlatıyor balıkta, Neptün'le beraber biraz aşktan, romantiklikten bahsediyorlar. Bence Mart sanki hiç olmadığı gibi biraz herhalde hepimiz kedileşecek miyiz? Ne yapacağız? Bir Mars mı? Olabilir. Yani Mart diyorsun ki hepimizi Bu sefer ilgi çatılara verecek. Ben öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum. çıkartacak. Yani biraz aşk temaları gündemde olacak Mart ayında. Zaten biz yükselen teraziler için bu sene hep aşk temaları gündemde. O yüzden Tabii. biraz herkese olsun. Tabii. Lütfen biz paylaşımcıyız. Herkes Evet. nasiplensin. Teraziler çok zor zamanlar geçirdin biliyorum. Daha güzel günler bekliyor yani. Kova İnşallah. seni çok güzel destekleyecek eminim yani. Şey. İnşallah artık. Evet, şimdi ayın sonu 30'u ve 31'i Evet. ise Güneş'in çok güzel açısı var Satürn'e. Dolayısıyla öyle geliyor ki bana ayın sonunda artık somutlaştırdığımız şeyleri kabul etmiş olacağız. Ha, bu da böyleymiş diyeceğiz. Bu yani Mart o keskinlikten gelen olayları yumuşatacak. Ama bir ara vıcıyacağız yani öyle söyleyeyim. Sonra biraz toparlayacak. Diyecek ki bak gerçekler bunlar diyecek. Sonra onları kabul edeceğiz. Geçiş aşaması gibi düşünüyorum ben. Zaten 2021 bütün olarak bir geçiş aşaması. Bunu biz Ocak'ta zaten göremedik. Şubat'ta görmeye başladık. Geri gitti. Bir de hemen bu şeyle karşılaştık. Satürn Uranüs'le karşılaştık. Mart'ı daha iyi bekliyorum ben ya. Ben pek Mart'ı İnşallah. sevmem ama bu sene iyi bekliyorum. Evet, normalde ben de Martları o kadar sevmem ama bu Mart güzel olacak gibi. İyi o Evet. zaman. İyi. Arzu Hanım sizin için de sevindim. Arzu Hanım da herhalde aşktan yana şanslı bir döneme girdi. Öyle mi Minik ya? balık etkisiyle birlikte alttan yazmış. İnşallah Mart ayında daha da güzel olsun. Peki Umarım. burçlarımız için nasıl bir dönem olacak? Ondan bahsedelim mi yükselen Tabii. koçlar için? Tabii. Şimdi aslında buna hep soruyorlar. Her seferde de söylemek istiyorum. İşte ay burcuma bakayım mı, şuna bakayım, buna bakayım mı?
Öngörü yaparken, yani gelecekle ilgili yorum yaparken yükselen burç her zaman çok önemlidir. Yani ona göre yaparız. Ama ben kendi burcuma da bakarım. Çünkü hamur orada. Yani o yükselen burç sanki hamurun etrafını saran şey gibi. Ve kendi hayatımda da, ki ben gün gün kendi astrolojik şeylerimi takip ederim. Bütün hep gördüğüm şey, her iki burcunda çok çalıştı. Tek başına değerlendirmiyorum. İkisi de çok Valla önemli. ben sadece yükselenime bakıyorum. Zaten arka arkaya, zaten dördüncü evden yeni kurtulmuşum. Bir daha Doğru. dördüncü eve bakamam yani. Bunu söyleyeyim. O yüzden şimdi beşinci eve gitmişim tatlış tatlış. Ay ne Yani minnoş güzel, minnoş. değil mi? Niye gideyim tekrar dördüncü eve? Arka arkaya burçlar olunca benim olmuyor. Evet. Ama orada da Ben belki dördüncü evini yapılandırır, ne dersin? olabilir. Yine Evet. mi? Yani bence ben öyle düşünürüm. Dördüncü evde ay o kadar zor değil. Neyse boş ver. Şimdi Evet. gelelim burç burç Koç neler taraf. var, biraz vaktimiz Tamam. çünkü sınırlı. O yüzden ben hemen Evet. şöyle gideyim. Koçla başlayayım. Koçun aslında temaları başta balık temaları. Koça biraz enerjisini alır. Neden? Onların arkasında olan şeyler, onların gizli tuttuğu alanlar. Fakat Koç burada ne yapabilir? Yani bir Venüs onların arka planında, Neptün onların arka planında ne getirebilir? Tabii ki gizli duygular getirir. Duyguları dışarıya göstermemek. Genellikle balıklar onu bir şekilde belli ederler. Hissedersiniz onların o enerjilerinden. Çünkü enerjilerini kolay geçiren bir burç balık. Hissettiğini yaşıyor, başka bir alemde yaşıyor. Burada biraz onlar bu geride yaşayacaklardır. Belki yemekti, içmekti, çünkü biraz alkolle de alakalı ya, bu Neptün'dü, Venüs'tü, yemeğiyle, içmeyle, keyifle alakalı. Böyle hani evlerinde, yuvalarında çok belli etmeden böyle kendi kendilerine duygusallaşacaklardır. Bir de tabii onların doğum günü, koçların doğum günü gelecek 20'sinde. Şimdi doğum günü yaklaştıkça da kişilerin genellikle şeyi artar, enerjileri artar. Ama ilk önce o gelmeden önce bir enerji düşer. Çünkü bir kaygı bekliyor. Bu sene ne yaşayacağım acaba ben? Şimdi o yüzden ayın 20'sine kadar onlar bir kendi kendilerine alışveriş yapacaklar. Ben ne yaşayacağım acaba ya? Neler olacak acaba ya? Kendi alışverişlerini yapacaklar. Çok da şey değildir. Ve 12. evde, yani o gizli kalan alanda bir yeni ay var. Çok romantik bir yeni ay. Belki evli olanlar eşleriyle bir arada keyifle geçirebilirler. Tabii ki ayın 20'sine geldiğimizde, onların birinci evine güneş girecek. Ve şu çok sevdiğim açı da onların iletişimlerini ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini anlatacak. Bu da demektir ki ayın 20'sinden sonra daha sosyal olabilecekler, kendilerini ortaya koyacaklar, arkadaşlarıyla, networkleriyle beraber. Hatta kimi balıklar oralarda bazı işlerini yapabilirler. Yaratıcılıkları çok yüksek olduğu için özellikle, pardon koçlar, nereden balıklara geldim ya, balıklara, bütün balıklar ya, koçlar orada arkadaşlarıyla iletişime geçecekler. Onlar çok aktif oldukları için o balık dönemi onları şey yapacak, yoracak, ama arkadaşlarıyla iletişime geçtiklerinde o enerjilerini toparlayacaklar. Yapmak istedikleri projeler varsa, yani bir iş kurmak isteyebilirler, bir proje başlatmak isteyebilirler işlerinde mesela, onun için enerjilerin çok yüksek olacağı bir zaman olacak koçlar için. Ayın sonun, dolunayda tam onların karşıt burcunda terazide oluyor. Yani ilişkileri önemli. Şimdi şöyle bir bütüne baktığımda, arkadaşları, onlarla iletişimler, ilişkiler, karşı taraf, yani eş olabilir bu, ortak olabilir bu. Dolayısıyla orayla olan ilişkilerin artacağı, onların bir şeyleri yapma eylem içerisine gireceği bir süreçten bahsediyor. Ayın 20'sine kadar bununla ilgili gizli saklı tutacaklar. 20'sinden sonra bu eylemi
birileriyle birlikte yapabilmek için harekete geçecekler ki ayın 30-31'inde de çevrelerinden bununla ilgili çok büyük destek alacaklar. Yani benim koç arkadaşlarım var, herhalde bana gelip şey diyecekler diye düşünüyorum. Sevim, şunu yapmak istiyorum. Ben de onlara diyeceğim ki yap kardeşim, yaparsın sen, bak ben de sana destek diyeceğim Zaman herhalde. koçlar zaten harekete geçmeye hazır burçlar, iyice harekete Evet. geçecekler. Evet, ama onlar da tabii çok zorlandılar İnci'ye. Ay evet, bilmez miyim? Yani koçlar, teraziler aynı döngüde zorlandılar. İşte yengeç, oğlaklar, o dördü. Artık bundan sonra 2021 bize güzel. Evet. Yo, ben hep umutluyum. Evet, gelelim boğalara. Şimdi tabii boğalar da, benim pek çok da boğa arkadaşım var. Bana mesaj atmış, diyor ki ne olur benim için iyi şeyler söyle. İyi mi? Söyleyecek misin? Yani söyleyeceğim, çünkü Mart'ı ben sevdim. Yani yorumlarımda da zaten YouTube'da onu söyledim. İçimden geldi ve öyle severek bir yorum yaptım. Zorlu şeyler olmaz mı? Olur, bakın. Biz burada bir genelleme yapıyoruz. Kiminin hayatında gerçekten çok zorlu şeyler olmaz mı? Olur. Sizin o yeni ayınızın olduğu yerde çok zorlu gezegen etkileriniz vardır kişisel haritalarınızda. Bilmiyoruz ki onları. Yani sizin haritanızın genelinde öyle bir şey vardır. Onları bilmiyoruz. Biz genelleme yapıyoruz burada. Şimdi boğaya dönüp baktığımızda, boğa için en önemli alan, bu boğaların da arkadaşlık konuları çok gündemde olacak, ama sadece arkadaşlık değil. Yani ilk 20 günde çevreleriyle birlikte olacaklar. Onlarla iletişim içerisinde olacaklar. Boğalar zaten yemeği içmeyi çok seviyor. Toprak burcu. Venüs balıkta, suda. Şimdi onları o kadar destekleyecek ki. Ben şöyle diyorum. Bu mesaj gönderen arkadaşım uzun yıllar yurt dışında yaşadı. Diyorum ki herhalde kaç senedir dedim, şu pandemiden beri de gitmek istiyor, gidemiyor. Göremediği pek çok arkadaşı var. Herhalde bu sefer gidecek, o arkadaşlarıyla beraber olacak. Onlarla beraber keyifli zaman geçirecek. Şimdi Venüs balıkta boğaların tam istediği şeyi veriyor. Üstüne üstlük Venüs balıkta maddi anlamda da destek veriyor. Bir diğer konu, ikizlere giren Mars onların maddiyatlarını harekete geçiriyor. Şimdi boğa ne demek, ne demek? Benim için para demek, ekonomi demek. Öyle söyleyeyim. Birinci anladığım şey bu. Dolayısıyla kariyerlerindeki güzel etkiler ve paranın onlara geliyor olması, onların artık bu iş ve kariyer tarafından biraz daha kendilerini networkleri civarında, yurt dışı ile olan ilişkilerinin aktif olmasında şey yapacak, destekleyecek. Özellikle yatırım yapan boğalar için iyi bir dönem, öyle söyleyeyim. Çünkü Mars burada onlara bir getiri mutlaka sağlayacaktır. Çünkü Satürn'le çok güzel açısı olacak 22'sinde. Onu söyleyebilirim. Ama finansal tarafta hep bir şey söylediğim zaman şunu da söylüyorum. Bunlar birer tavsiye değildir. Ben bir öngörü yapıyorum, olasılık söylüyorum. Bunu unutmayalım. Sonra işin enteresanı, Dolunay'da onların tam işi ve sağlığı anlatan alanda gerçekleşiyor. Bu da düşünüyorum, diyorum ki acaba bazı boğalar iş yerinde bazı ortaklıklar yapmak isteyebilirler. Bunlara teklifler gelebilir. Gel beraber şunu yapalım. Şurada, yani karşılıklı bir iş yapılacak teklifleri olabilir onların. Dolayısıyla onlar için yine keyifli olacak. Şeye geldiğimizde, ayın 30 ve 31'ine geldiğimizde ise burada kariyerleri güzel etkilenecek. Neden güzel etkilenecek? Kendileri uzun soluklu olarak yapmak istedikleri bir şeyler vardı ve X ve YZ sebeplerinden yapamadılarsa eğer 30'u ve 31'inde bunu yapabilirler. Çünkü kariyerlerinde örneğin bir aksiyon almak istiyorlardır. O aksiyonu almak için iyi bir zaman olacaktır diye düşünüyorum. Aslında boğaların sevdiği her şeyden bahsettim herhalde, değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet. Yani boğaların, ne bileyim, paradan bahsetsek yeterdi bile Evet. gibi. Sadece şöyle bir durum var. Zorlu açı, bu ayın en zorlu açısı. 23'ündeki Merkür ve Mars arasındaki zorlu açı bana diyor ki
Parayla ilgili acaba çevrelerinde bir sıkıntı mı olacak? Şöyle, biri onlardan borç para isteyebilir ki boğalar bunu hiç sevmez. Belki kendileri birine yardım etmek isteyebilirler ama bunu da çok sevmezler. Çünkü çok paylaşımcı olduklarını düşünmüyorum. Şimdi kızmasınlar da bana. Şeyde... Yani şimdi birazcık şeylik var onlarda. Azıcık çıkar duygusu. Değil mi? Biraz Tabii. insan kullanma. Ay biz sallayasım geldim. Niye? Ya, bir şey söyleyeceğim. İnsan kullanma değil de onlar tabii daha realistik bakıyorlar hayata. Yani bir balık kadar duygusal değil. O realistik bakıyor yani aa falan yapıyor. Her şeyi ciddi bir şey ele alıyor. Bazen yengeçler ve balıklar için şey olabilir ağır olabiliyorlar ya şeyde. Evet. Gelelim ikizlere. İkizlerim. Evet. Gerçekten hani ikizler bence ben ona şey diyorum halay başı yani halay başı onlar. Gerçekten geçen sene ufak ufak başladı Kuzey Ay düğümünün ikizlere geçmesiyle beraber. Artık ikizler gerçekten bu yeni ay bir kere onların kariyer evlerinde olacak ki çok zor, çok kötü etkilenmişti onların kariyerleri, iş hayatları gerçekten çok zorlu geçti. Uzun süredir öyle bir etki altında. O yüzden çok zor etkilendiler. Biraz dediğim gibi kariyerleriyle ilgili olumlu gelişmeler ayın ilk 15-20 gününde onları çok yukarı çıkartacak ve önemli kararlar verecekler burada. Ve burada parayla ilgili de tabii kariyerle olan olumlu gelişmeler onların başkalarının parasından da faydalanmalarına sebep olacak. Ne olabilir? Bir prim, güzel bir prim alabilir mesela kurumsal hayatın içinde olanlar. Satışçısınızdır, iyi bir satış yaparsınız, oradan bir toplu para alırsınız. Yatırımcı da olabilirsiniz. Gerçi ikizler ne kadar yatırımcı olur onu bilemiyorum. O zaman biri size para verir de hadi al bunu yatır der falan İşte filan. anca ikizler yükseleni boğa ya da oğlak falansa belki. Tabii. Tabii bir kredi başvurusu olur. Onunla ilgili güzel haberler alabilir. Ama sonuçta iyi bir süreç. Onların zaten Dolunay'da aşkı çocukları anlatan alanları da olacak terazide. Bu da çok güzel. Çünkü ikizler terazi çok bir arada oluyorlar. Onlar birbirlerini çok destekliyorlar. Ben çok görüyorum evliliklerde ikizler terazi çok yoğun gördüğüm bir şey. Ve dolayısıyla burada onlar hem eğlenebilecekler hem kariyerleriyle ilgili güzel şeyler yapacaklar. Ve güneş de onların arkadaşlık ve dostluk evine girecek. İstedikleri her şey olacak öyle söyleyeyim. Hani en şanslı kimdir bu ay diye bakarsak ben terazileri gerçekten çok şanslı gördüm. İnşallah. Her ne kadar toprak ve sudaki bu yoğun şeyler olsa da ikizler o hani onlar artık dibe vurmuştu dipten biraz yukarı çıkmaya başlayacaklar. O yüzden onlar için iyi. Topraklar ve sular o kadar dip olmamıştı diye düşünüyorum. Oğlaklar duymasın. Gelelim yengeç, yengeçten Geldik. bahsedelim. Yengeçlerin yeni ayı onların aslında çok güzel bir alan. Dokuzuncu ev diyoruz biz buna. Yay burcunun evi. Uzakları kişisel gelişimi anlatıyor ve aslında kişileri bir sonraki kariyerlerine hazırlayan alan. Üniversite eğitimi. Üniversite eğitimi nedir? Üniversiteyi bitirdikten sonra kariyere başlarsınız. Ya da ne bileyim bir eğitim alırsınız. O eğitimle beraber bir sonraki kariyerinize geçersiniz. İşte siz bankacısınızdır, astroloji eğitimi alırsınız, astrolog olursunuz gibi. Şimdi o eğitim almak, yüksek bilgi, yüksek öğrenim alanında bir yeni ay var. Bu da yeni şeyler öğreneceklerini ve bu öğrenecekleri yeni şeyler Venüs ve Neptün etkisi olduğu için bilinçlerinde bir değişiklik yapacaklarını söylüyor. Yani onların hayata bakış açısı, kariyere bakış açısı yengeçin değişecek. Biraz hırslıydı yengeçler son dönemlerde. Yani o hiç yengeçe yakışmayan aileden daha fazla iş 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 gibi olmuştu sanki. Yengeçler yapıyor mu öyle şeyler?
Vallahi yapıyorlar aslında. Bakma, bir de Onlar korkuyorum. gizli gizli yapıyorlar. Ben mesela çok aslında paraya çok meraklı yengeç tanıyorum. Şaşırıyorum hatta. Ve yengeçler biriktirmeyi çok severler. Antika biriktirirler. Çok da güzel para biriktirirler. Onları onlar böyle böyle tutarlar. Evet. Şimdi onların yeni ayı dediğim gibi bu alanda olacağı için bir onlar şeye başlayabilirler. Bir eğitime başlayabilirler. Bir eğitimle ilgili çok güzel bir şey olabilir. Yeni bir kariyere adım atmak için fikirleri gelişir. Yani der ki, aa ben 2 yıl sonra, 3 yıl sonra şu kariyere geçeceğim. Şöyle yapmak istiyorum der. Farklı bakmaya başlar. Zaten onların hayatı o kadar değişti ki bakış açılarını değiştirmek zorunda kaldılar 2020'de. Dolayısıyla daha farklı bakacaklar. Şimdi iyi tarafı yengeçlerin bu süreçte eşlerinden çok destek alacaklar. Ortaklarından, eşlerinden çok destek alacaklar. Belki de eşleri diyecek ki hadi gel beraber iş yapalım diyecek. Ya da ortaklar biri gelecek diyecek ki hadi gel sen şu eğitime git beraber şunu yapalım diyecek. Dolayısıyla onlar için eşlerden aldıkları destek de çok önemli olduğu için tabii ki güzel olacak. Sonra güneş onların ayın 20'sine koça girdiğinde kariyerlerini parlatmaya başlayacak. O hani kendilerini hazırlayıp vizyonları falan böyle bir değiştirmeceler vardı ya onlarla beraber onların kariyerleri parlamaya başlayacak ve burada da çok güzel etkiler alacaklar. Ve kariyerden kazanacakları paralarda da çok güzel şeyler olacak. Zorlu alanları ne? Ayın 23'ünde. Burada ayın 23'ü biraz onun için gerçekten zorlu olabilir. Çünkü çok zorlu bir alanları. Mars burada, o ikizler burcunda. Yani onların geride kalan alanında. İşte orada yapmak istediklerini yaparken enerjileri çok düşük olabilir. Ve bir anda her şey çok güzel giderken ne oluyoruz falan diye bir dengeleri bozulur onların. Çünkü Mars balığın evinde, o, yani 12. evde, onu 12. burcun olduğu alan orada olacak. Dolayısıyla burada onların kendilerini hemen bu verdikleri kararla ilgili sorgulamalarını getirecek. Fakat ayın 30-31'inde yengeçler bunları toparlar ve gerçekten kariyerlerinde bence önemli bir adım atarlar. Ve bu onları aynı zamanda maddi desteği de parayı da getirir. Evet. Gelsin o zaman. Şimdi sırada aslanlar var. Aslanlar var, sevgili aslanlar, ormanların kralı. Evet. Aslında aslanlar için yeni ay çok şey bir alanda oluyor. Çok iyi bir alan değil burası. Ama ayın üçündeki Venüs'ün bulunduğu konum aslanlara para getirecek. Şaşmaz gelir diyeyim ben böyle. Şaşmaz para gelir onlara. Hem de ay başı yani herhalde artık prim mi, zam mı her neyse onu alacaklar. Güzel ve keyifli bir süreç olacak. Sonra biraz aslanlar işlerindeki durumları toparlamaya çalışacaklar. Çünkü biraz iş hayatlarında çok zorlandılar. Kariyer alanlarında zorlandılar. Burada bir toparlanma süreçleri var ve maddiyat anlamında da gerçekten kendilerini iyi hissedecekler. Şimdi aslan pek paracı değildir aslına bakarsanız. Yani yüce gönüllü olduğu için para kazanmayı çok sever. Çünkü onun şeyidir, aurasıdır. Yani odur para kazanan şeydir, kişidir yani. Zaten kraldır, bütün her şeyi bilir. Krallar Evet. gibi yaşayacak. Evet, krallar gibi yaşayacaktır yani. Ama burada bir dönem bir sıkıntı yaşadılar tabii aslanlarda. Çok oğlak sürecinde çok etkilendiler. 2020'de özellikle aslanlar çok zorlandı. Ve şimdi yavaş yavaş artık onlar da çok keyifli hale gelecek. Ayın 20'sinde Güneş Koç'a girdiğinde onları çok keyifli bir şekilde etkileyecek. Diyecekler ki, tamam ben kariyerimle ilgili çok zorlanmıştım ama zorlanacak bir şey yokmuş ya. Paralar geliyor.
boş ver ya falan diyecekler. Böyle bir kendileri o çok yapmak istedikleri o gezmek, dolaşmak, o kendilerini yurt dışlarına atmak var ya. İşte başlıyor aslanlar onu yapmaya başlayacaklar. Ve evlilikleri de zorlu gidiyordu aslanların. İkili ilişkileri de çok zorlu gidiyordu. Ve Mars ve Satürn arasında ayın 22'sindeki zorlu güzel etki onların eşleriyle beraber, ortaklarıyla beraber sosyal olmalarını getirecek. Ki aslanların en sevdiği şeydir. Kraldır ama hep kraliçesiyle gezmek ister. Dolayısıyla artık aslan kraliçesiyle beraber dışarıya çıkabilecek. Hadi bakalım. Kendini gösterebilecek ve zorlu etkisi. Burada da bir para işleri var. Arkadaşlarla bir para alışverişi var veya bir iş yapmak için istediği bir parayı almakta güçlük çekebilir veya birikmişini harcamak istemez de aslan ne bileyim zaten biri ona vermelidir o parayı da o kendinin hiç ihtiyacı olmalıdır gibi düşünür ama o öyle olmayınca stres olabilir. Dolunay onların kardeşleri ve yakınları anlatan alanında. Burada demek ki uzun süredir belki de yakınlarını göremeyen, yani anne baba hariç yakınlardan bahsediyorum. Onlarla iletişime geçemeyen aslanlar vardıysa onlar bu iletişime geçebilecekler. Yani işte korona yüzünden anneni mi göremedin, babanı mı göremedin ya da ne bileyim başka bir şey. Belki de aşılandı anneler babalar artık onlarla, geç anne baba değil ama başka yakınlarla bu iletişimi sağlayabilirler. Ve ayın sonunda diyorum ya artık aslanlar yeter artık ben çok Türkiye'de kaldım bir gideyim başka ülkelere bir uzaklara gideyim ama eşimi de yanımda götüreyim Ötüsünü. birbirimize destek olalım diyorlar. Evet. Hadi Gelin. bakalım. En Gelsinler, toplumlar. sevdiğim burcu. Başaklar mı? Sen de başak olduğun için değil mi? Kesinlikle. Çok Evet. seviyorum. Nasıl yarayacak mı bu Başak Valla Dolunay'ı iyice peki? yani gerçekten biri YouTube'dan bana şey yazmış. Aşk aşk yıllardır bekliyorum demiş ama nasıl oldu? Dünya tersine mi döndü? Ne oldu bilmiyorum ama bir sevgili başakların hayatında ilişkiler var. Yani gerçekten ilişkiler var. Ortaklıklar var, ilişkiler var. Ve hani nasıl hissediyorum biliyor musun? Oturup bekliyorum be ayın 3'ü olsun diye evde bekliyorum. Bir haber alacağım diye acaba. Hadi inşallah güzel Belki haberler biri versin. evlenme teklif eder falan. Ah, hadi inşallah güzel haberlerini alalım bize, duyalım. Yani, ya Başaklar evet gerçekten hiç umurumuzda olmayan bir alan aslına bakarsan. Yani gerçekten hani çok böyle çok önemli mi? Hayır aslında çok önemli olmayan bir alan. O kadar çalışma, o kadar öğrenme, o kadar hizmet etme merakının içerisinde Mart'la beraber enteresan bir şekilde gerçekten başaklar kedileşecekler. Yani bir anda uzaklardan birinden haberler. Bu bir eş olabilir, bu uzun soluklu sevgili olabilir, bu ne olabilir? Ortak olabilir, iş ortağı olabilir. Birilerinden bir şey gelecek yani. Bir haber bir şey gelecek. Çünkü Venüs çok güzel bir yıldızla da beraber. Dolayısıyla Venüs'ün bulunduğu yer gerçekten Başakların karşıt evi Balık'ta Venüs. Tabii burada tek Başaklara söyleyeceğim şey biz öyle değilizdir ama hani o kadar çok Neptün ve Venüs etkileri var ki karşı tarafta. Artık kral mı geldi zannedeceğiz? Yani beyaz atlı prens falan zannedeceğiz Bak, yani. doğru almışlar. Senden akrep enerjisi almışlar. Çok çekici geldi, yazmış birisi. Evet, Ah. yükselenin akrep. Evet. Anlamışlar. Evet. Ay sağ ol. Evet. Şimdi yeni ayda ikili ilişkiler, ortaklıklar. Bu çok net. Biriyle bir ortaklık yapmak, eşle bir konuda ortaklık yapmak. Yani evli olanlar için ne olabilir bu? Eşiyle beraber ortak bir karar verip daha birlikte hissedebilirler kendilerini. Daha keyifli hissedebilirler kendilerini. Başak bazen günlük hayatın içerisinde karşısındaki kişiyi ihmal etmeye çok yatkındır. Öncelikle
önceliği değildir ama bu sefer Mart ayında önceliği olacak Başak'ın. Zaten evli olmayanlar falan filan için harika 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 harika, yani öyle söyleyeyim. Aşk, kesinlikle aşk. Çünkü neden? Bir de Plüto da zaten Başak'ın 5. evinde. Diyor ki seni ben aşktan destekliyorum, bunu şu olabilir. Bir aşk ilişkisi bir üst aşamaya geçebilir. Yani sevgilisinizdir, evlilik teklifi gelir ya da tanışıyorsunuzdur. Öyle uzaktan bir ilişkiniz vardır. Bunu bir ilişkiye çevirebilirsiniz gibi. Hiç kötü bir şey yok ilişkilerle ilgili. Ama ortaklık bile demeyeceğim. Yani bu kesin bir ilişki. Öyle söyleyeyim. Yeni ay da orada zaten. Çok güzel etkilerle. Şimdi 20'sinde ne gündeme gelecek? Güneş Koç'a geçecek. Param para mı? Hayır. Bence bu para değil. Yani bu kadar aşktan sonra para mı gelir? Bu kadar aşktan sonra gelse gelse fiziksel bir şeyler gelir yani. Çünkü Koç'a geçecek Güneş. Yani Koç zaten bu anlamda çok aktif ve dinamik bir burç biliyorsun. Dolayısıyla Başaklar için bu alan hani paradan çok daha çok birlikte olduğu kişiyle olan fiziksel birlikteliği, ondan aldığı keyif diye biraz ben bakıyorum. Onunla birlikte aldığı keyifler. Birlikte bir yere gidilebilir, eğlenebilir, tatile gidilebilir falan. Bu söylediklerim çok absürt Başaklar için ama ben yine de söyleyeyim. Sonra ama güzel olan şu 22'sindeki açı da tabii ki Mars ikizlere geçtiğinde Başak'ın tepesinde. Şimdi öyle ki bütün yukarıdaki gezegen bütün aşağıya doğru enerjisini verir. Mars zaten enerji demek. Demek ki Başaklar 20'sinden sonra çok enerjik olacaklar. Peki hangi alanlarında çok enerjik olacaklar? Satürn de iş ve sağlığı anlatan alanda. Demek ki enerjileri o kadar güzel destekleyecek ki sağlıkla ilgili sıkıntısı olan Başaklar bunu iyileştirmek için gerekli enerjiye sahip. İşle ilgili bir projeye başlanmak isteniyorsa, bir işe başlanmak isteniyorsa, kariyerle ilgili çok güzel bir başlama zamanı olacak. Peki hemen ertesi günkü zorlu açı yine kariyerde ilgilendirdiği için burada çatışma olmayacak mı? Olacak. Ama bu kadar şeyin içerisinde bence boş verin onu, sallayın gitsin diyeceğim yani. Sonra gelelim Dolunay'a, ikinci evde. Ben gene paradan bahsetmek istemiyorum. Çünkü ikinci ev aslında kişinin kendine verdiği değer. Başak kendine değer vermez. Hep karşısındakine değer verir aslında. Hizmet şeyle olduğu için başkalarına hizmet ederek kendini tamamlamak ihtiyacındadır. Mükemmel hissetmek ister kendini. O yüzden kendi değerini çok ortaya koyamaz Başak. İkinci ev kişinin kendi değeriyle ilgili. Dolayısıyla ben burada Başak'ın bu terazinin yumuşaklığıyla da kendi değerini çok güzel kendisinin algılayabileceğini düşünüyorum. Yani Başaklar o realiteden kopup daha kendilerinin farkına varacaklar. Buradaki yöntemlerde ilişkilerle olacak. Zaten ayın sonunda 30'unda 31'inde hem burada belki biraz paradan bahsedebiliriz. O da ayın sonu ya yani. İşle ve parayla ilgili güzel gelişmeler var diyeceğiz. Hızlı mı gidiyorum İnci? Nasıl gidiyorsun? Yo, gayet güzel. Çok detaylı anlattığın için zaten herkes alttan senin anlatımına bayıldı. Çünkü Öyle onlar mi? böyle Teşekkür ederim. seviyorlar detay detay anlatınca burç yorumlarını. Çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel, çok keyifli. Ah, şu anda da benim beklediğim an geldi. Teraziler. Evet, sevgili Terazi, gerçekten gerçekten bak kurtuldum. Gerçekten kurtuldum. Şimdi bir kere ayın üçünde o senin de sorduğun bu işle ilgili güzel gelişmeler olacak ay başında yani. Ne olur onu bilmiyorum ama burada İnşallah güzel gelişmeler olur. Geçen günkü yayında hatta şey yaptım. Bana bir iş teklifi geldi ama reddettim. Çünkü istediğim iş değildi aslında. Hani bir kendimi belki oyalarım dedim bu dönem. Umarım 3 Mart'ta istediğim şekilde bir iş gelir. Bence çok güzel bir teklif, bir şey. Bu başkasından gelecek zaten. Çünkü işin içerisinde
8. ev dediğimiz alan da var ve orada bir Uranüs var. Zaten bu Uranüs bu senin 8'e girdikten sonra, yani sen dedin terazinin 8'e girdikten sonra başkalarıyla olan ilişkilerin senin çok değişti. İş hayatında da hatırladığım kadarıyla başkalarıyla yaptığın işlerde kopmalar, bir anda beklemediğin gelişmeler oldu diye hatırlıyorum, öyle değil mi? 2018'den sonra. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla burada bir düzelme açısı var. Burada bir daha bir keyifli. Venüs zaten senin yönetici gezegenin şimdi. Senin yönetici gezegenin sevdiği bir alanda, her ne kadar zor bir şeyde olduğu için, yani 6. ev öyle çok sevilen bir ev değildir ama burada o kadar güzel bir yıldızla bir arada oluyor ki eminim bir şeylerin tohumlarını atacaksın burada. Yani hani ben o konuda sana güveniyorum. İkincisi, ben güveniyorum. Yani birçok zaten yükselen teraziye Jüpiter üçgen atıyor yükselenlerine. Benim de Mart ayında atıyor. O yüzden ben Mart'tan umutluyum. Evet. Bir de Mars da ikizlere geçiyor. Senin en sevdiğin alan. İkizler. Evet, dokuzuncu ev. Ya, Mars 9. evde seni bir sonraki kariyerine hazırlıyor. O enerjiyi, o gücü, o, çünkü daha öncesinde şey yapmıştın, daha geride tutmuştun bu enerjini. Şimdi artık tamam, ben artık koşabilirim diyorsun ayın 4'ünde. Ve bunun içinde Merkür ile Jüpiter'in bir arada olması, senin acaba diyorum çeşitli kontratlar yapabilir misin? Çünkü Merkür zaman zaman kontratları, anlaşmaları gösterir. İletişimdir çünkü karşılıklı. Ben umutluyum. Sen benim haritamı da biliyorsun ve sen bana özel şeyler ne söylediysen ben sonrasında sana hep dedim ya oldu diye. Evet. Hatta en son evle ilgili yorumum bile tuttu. Herkes bana Jüpiter döngümü yaşadığım için ev sahibi olacağımı söyledi. Ama tek evimin küçük olacağını söyleyen sen olmuşsun. Güle güle otur. Yok, keyifli otur. Önemli değil büyüklük şey. Keyifli olsun da o önemli. Evet, sonra neden? Bir de tabii dönüp bakıyoruz ayın 13'ünde iş hayatını anlatan alanda bir yeni ay var. Şimdi burada Venüs'te, Neptün'de de bir hayalini gerçekleştirmek bence. Yani uzun süredir hayal ettiğin bir şey. Burada tek beni korkutan şey, seninle ilgili konuşuyorum ama bütün terazilerle ilgili de konuşayım. Şu olabilir, bazen o kadar idealist olursun ki İnci, sana gelen teklifte ya ben bunu daha iyisini yapabilirim dersin. Veya daha iyi bir teklif bekliyordum dersin. Ben mesela dedim bugün. Bu bugünlük değil, bu önümüzdeki haftada. Ha. Yani ay 13'ündeki. Sonra açıkta kalırmışız bütün yükselen teraziler olarak. Beni çağırmaya gelermişsiniz, evet. Ya en azından yukarıya enerji gönderiyorum. Tamam. Okay. Dolayısıyla bu güzel olacak. Bir de 6. evindeki bu güzel gelişmeler senin yuvana da etki edecek. Yani yuvanda keyifli olacaksın. Şimdi bu da bana diyor ki iş hayatında yapacağın keyifli şeyler seni evinde de ya işte oldu, rahatım, keyifliyim diyecek. Şimdi buradaki açı sekstil dediğimiz 60 derece bir açı. Bu açı fırsattır. Fırsat açısıdır. O yüzden fırsatların geleceğini düşünüyorum. Yani üçgen mesela iyidir ama üçgen biraz daha tembel, bize göstermeyebilir bazı şeyleri. Sana sadece Venüs'te Neptün göstermeyebilir. Ama 60 olduğu zaman bana sanki bu iş kesin yapılacakmış gibi geliyor. Enerji de oluyor her iki tarafta. O yüzden sonra ayın 20'sinde Güneş Koç'a girdiğinde burada tabii ilişkiler tarafı. Ama bu ilişkileri sanki ayın sonuna kadar daha işmiş gibi düşünüyorum. Neden dersen, yani bir ortaklıkmış gibi düşünüyorum. Neden dersen 22'sindeki Mars'la Satürn arasındaki alan da seni, o diyorum ya, bir sonraki 10. evine taşıyacak olan enerjiyi destekliyor. Ve bir diğer konu, 5. ev benim için hobi evi. Hobinden, sevdiğin şeyden kariyer yaratma fırsatı verebilir sana. Bunları ben böyle toparlıyorum.
Evet, inşallah öyle olur. Bu arada senin Haydi. aslında kartına da baktık arada. Evet, bütün teraziler kusura bakmayın hepimiz kardeşiz, aynı şeyleri Evet. yaşıyoruz. Ya ne Evet. yapalım? Öyle. Evet. Sonra yazmayın alttan hep senin haritanı konuştuk diye. Yükselen teraziye konuşuyoruz şu an. Evet. Ben de size ne güzel şeyde bulunuyorum. Diyorum ki bakın bu bende oldu. Bu bende yaşıyorum vesaire. Bu arada gerçekten inşallah tüm yükselen teraziler için dileyelim sevdikleri işi yapsınlar. İnşallah. Evet. Fırsatlar Onlar çıkıyor. dedikleri işi yapmazlarsa iş yapmazlar. Evet. Vallahi ben öyleyim. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bu saate kadar Mars oğlağın etkisiyle sevmediğim işleri de yaptım. Ama şu anda yükselen teraziye bağladım. Yapmayacağım diyorum. Doğru. Biraz Evet. tembellik var onlarda. Evet. Ayın 28'indeki Dolunay tabii terazi burcunda olacağı için Evet. özellikle terazinin ilk 10 gününde doğanları çok etkileyecek. Bu tabii ikili ilişkileri gündeme getirecek. İşte bundan sonra ben biraz daha ikili ilişkiler yani ortaklıktan çok. Çünkü hem Dolunay bir tamamlanmayı anlatır hem terazi bir iki karşılıklı olmayı anlatır. Terazi bir Dolunay'dır aslında bakarsan. Dolayısıyla burada işte ilişkiler gündeme gelecek ve ayın sonunda 30 ve 31'inde de işte burada aşk, evlilik, uzun soluklu ilişki şöyle düşünüyorum işte ayın sonuna kadar yani dolunaya kadar hep iş ve yuva konuları ön planda olacak ve bence bu dolunayda yani 28'inde zaten bunu çözmüş olacağından terazi hemen o sevdiği aşk ilişkiler çocuklar ki çocuk burada bence çok değil çünkü 5 ve 7 var burada yani hem Evet. evlilik hem ilişkiler burada yine çok keyifli şeyler var yani ayın sonunda artık bu konuyla ilgileneceksin Evet. Sonra buradaki Nisan'da Koç Yeni ile birlikte evlenme teklifi alacağız biz. tabii aynen burada ilişkiyi bir araya getirme fırsatın olacak köklendirme fırsatın olacak. Öyle söyleyeyim. Evet. Gelelim akreplere. Yani yükselen. Evet. Şimdi sevgili akrepler. gerçekten yani ben ne zaman aşık olacağım bilmiyorum ki. Şimdi balıktaki Venüs ayın üçünde bizim beşinci ev dediğimiz aşk hayatımızı anlatan, çocukları anlatan, ondan sonra hobilerimizi anlatan, sporu anlatan, bla bla alanlarda çok güzel bir destek alıyor. Ve bizim bir de iki ilişkiler evimizde yer alan Uranüs'le. Uranüs değişim. Zaten doğru düzgün bir ilişkiyi oturtamadık 2018'den beri. Burada ama o kadar güzel bir şey var ki ben şöyle düşünüyorum. İlişkisi olmayanlara daha önce hiç yaşamadıkları bir ilişki tipi veya bir kişi gelebilir. Yani hep sarışın seviyorumdur. Bu sefer esmer gelir falan gibi şey yapıyorum. Ya da Hep hep koçlar olur. olgun seviyorsundur, bu sefer genç gibi. Evet. Ve bu o kadar çabasız olacak ki. Şimdi akrep çaba göstermeye alışmış, savaşmaya alışmış. Akrep, ben akrebi Don Kişot diyorum. Şeyi gördüğü zaman, yel değirmenlerini gördüğü zaman hemen yürüyor. Ya arkadaş bir dur nereye hemen savaşıyorsun? Yani bir dur bir bekle bir keyif al şu hayattan. Yani karşıdaki boğa gibi biraz böyle bir yayıl. Yok akrep hemen savaşırım çünkü her şey travmatik falan filan bakın. Burada bu olmayacak burada. Burada aa böyle bir bakacaklar böyle her şey tık 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 gelişiyor ve ilişkilerle ilgili. Ve Mars da önemli bir destek verecek. Mars nereye girecek? Akrebin 8. evine girecek. Daha ne yapsın? Mars zaten akrebin ikinci yöneticisi klasik astrolojide. 8. ev akrebin alanı. Mars orada artık yani fiziksel ne varsa getirecek. Para da getirir. Evli olanlara para da getirir. Ama libidonun çok yükseldiği, kendimizi böyle bir o kaybettiğimizi zannettiğimiz gücümüzden artık güçlü. Kavuşacak akrepler. Evet, aynen öyle. Öyle olacak. Ve yeni ay akreplerin 5. evinde olacak. Şimdi gel de aşık olma yani. Yani Başak'ta böyle bir etki. Demek ki
Bu var. Ha, peki çocuklarla ilgili çok güzel başlangıçlar olabilir. Örnek bazı tabii bu yeni aile beraber bazı çocuklar ilkokula başlayacaklar ya. Tabii aileler, veliler çok sıkıldılar. Bu tabii Mart'ın birinde başlayacak ama herhalde 13'üne geldiğinde halay çekiyor olacak bazı akrepler. Çünkü bazıları çocukları yönünden çok keyifli yeni bir süreç başlayacak çocukları için. Onlarla olan ilişkileriyle ilgili yeni bir süreç başlayacak. Bu da yine akrepleri mutlu edecek. Şimdi tabii ki Güneş ayın 20'sinde zor bir alana giriyor. Bu 6. ev dediğimiz iş alanı ama yine akrep de tabii çok hırslı ve şey olduğu için, aktif olduğu için burada gerçekten iş artık ön planda olmaya başlayacak. Ve ayın 22'sindeki güzel etki de para ve yuva ile ilgili. Şimdi akrepler sen 4. ev yaşamak istemiyorum diyorsun ama tabii ki Satürn oraya geldi, Jüpiter oraya geldi. İstesen de istemesen de 4. evi yaşayacaksın. Kuvvetli muhtemel. Ve bu Ben 4. şu an ev... bekliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi buradaki güzel maddi şöyle düşünüyorum. Maddi kazançlar yuvada bir keyif getirecek. İnşallah tabii ki Öyle. güzel şeylere yok demeyiz ama ben hani yaşadığım süreci 5'e çok uyduruyorum şu an. Peki. Ben aldım. Ben aldım. Bilgiyi aldım. Güzel. Güzel. Ama zaten şöyle söyleyeyim. Akrebin de 5 çok aktif. Yani terazide de akrepte de bu etkiler var. O yüzden bence çok güzel. 23'üne dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 23'ündeki Mars işte orada bazı gerginlikler olabilir. Bir para harcama söz konusu olabilir orada. Bir hobi için bir para söz harcama söz konusu olabilir. Çocuk için bir para harcama söz konusu olabilir. Efendime söyleyeyim. Yani böyle çeşitli şeyler için bir spor için bir para harcama söz konusu olabilir. Ve sonra ayın 28'indeki Dolunay'da Akrebin 12. evinde. Bu bir ilişki. Bence burada Akrep ilişkisini gizli ilişki yaşamayı sever biliyorsun Akrepler. Çünkü ama bu gizli ilişki illegal ilişkiden Yani bahsetmiyorum. herkesin Yükselenin duymasına gerek yok. Biraz içimizde yaşamayı evet. seviyoruz. Aynen. Anlatmayı Aynen. sevmeyiz. Göze geleceğimizi düşünürüz vesaire şeyler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben hep öyle düşünürüm. O yüzden böyle hemen "Aa, bu benim sevgilim" diye kimseyi böyle bir çıkartmam. Önce Ve bir önce bizim güvenmemiz lazım ki aynen. ondan sonra çıkaralım. Evet. O Çünkü e, akrep düşünücüdür. be, be, evet. Aynen. Önce şüpheciyiz. Orada bir güven şey yapıp ondan sonra topluma göstermemiz gerekiyor. Burada demek ki bence ilişkiyi biraz daha bu dolunayda yine biz bu ilişkiyi böyle tutmak isteyeceğiz gibi geliyor bana. Yani bir ilişkinin başlaması, onun bize verdiği enerji, keyif ama bu dolunayda biz bunu bir süre hani gene geride yaşayalım isteyeceğiz. Ayın sonuna geldiğimizde ise 30 ve 31'inde iş ve yuva konuları ön planda. Bunlar da yine çok bizim için önemli alanlar. Gördüğün gibi şimdi akrebe kadar falan hep güzel şeyler söyledim. Yani Çok bir güzel benim için ayın 23'ündeki o zorlu açı, tabii o 23'ü şöyle düşünün, bir 4 gün önce 4 gün sonrasında etkiler. Hani hemen tam inna 23'ü ise 23'ü gibi değil. Şimdi gelelim sevgili yaylar. Bu arada ben yayları herhalde çok atıp tutmuşum. YouTube'dan biri şey yazmış, Azeri de bir hanım herhalde. "Ablacığım, bir anlamadın yani sen, biz yaylar çok iyiyiz." Evet, yayları ben de çok severim. Çok tatlış oluyorlar genelde. Yani hiç sallamadığım burçlar arasında olabilirler. Hayır, ben de aslında seviyorum, bir mahallemin yarısı yay yani ama demek ki artık nasıl içtenmişsen, bir şeyler söylediysen öyle olmuşlar. Evet yaylar, yayların iş hayatları bir değişti, gerçekten değişti. Benim çevremde de çok yay var, dediğim gibi ailemin çoğu, işleri değişti, özgürleşmek istediler işlerinde.
Ve bu özgürleşmek onları artık böyle zorlu bir hale getirdi. Bir taraftan özgürleşmek istiyorlar ama bir taraftan da bilgilerini de kullanmak istiyorlar. O kadar zor ki ikisini bir arada yapmak. Şimdi burada ayın üçünde onlar bir destek alacaklar. Yuvayla, evle ilgili bir destek alacaklar. Ve kendilerini çok keyifli hissedecekler. İşin enteresanı benim erkek kardeşim yay. Ben ona söylemiştim zaten de demeyeceğim tabii. Ve yurt dışında yaşıyor. Kendisine sonunda bir yuva kurabildi orada. Öyle söyleyeyim. Ve Mutluluklar yani dileyelim. teşekkür ederim. Orada artık keyifli olmayı, yuvada keyifli olmayı, keyifli akmayı, huzurlu olmayı yaşayacaklar. Ve yeni ayda onların dördüncü evinde, yani yuva evinde, işte tam bir yuva kurma zamanı. Tüm enerjileri, anlaşmaları, her şeyi artık burada tamamlanmış olacak. Kimi evlenebilir, kimi ev sahibi olabilir, kimi evinde bir şeyleri değiştirerek orasını daha fazla kendine çevirebilir. Örneğin evin içerisinde eşle bir şey dengesi farklıdır, enerji dengesi. Artık daha doğru bir dengeye oturabilir. Ama yuvadaki bir enerjinin değişimi ve dengeye oturması söz konusu. Ve tabii para konusunda da bu yuvaya yapacakları, eve yapacakları para harcamalarında beklediklerinden daha az yapacaklarını görecekler. Aslında maddi konularda çok zorlanmıyorlar yaylar. Şu son dönem için söylüyorum. Ama şey olacak, daha faydalı olacak. Şimdi güneş de ayın 20'sinde onların çocukları anlatan alanına girecek. Ondan sonra ayın 22'sinde eşleriyle keyifli şeyler yapmaya başlayacak. Şimdi bunları bütün hepsini topladığımızda şunu net söyleyebilirim. Yayların yuvalarında çocuk, evli olanlar özellikle eşle, çocukla ilgili çok keyifli bir süreç yaşayacak. İletişimleri artacak. Belki iletişimlerinde sıkıntı vardı. Keyifleri artacak, onu söyleyebilirim. Ha, 23'ündeki o zor açı, yuva ve eşle ilgili tartışma bana sanki şey gibi geliyor. Yani o kadar rahat olacaklar ki dönüp diyecek ki kadın ya da adam, ya bir dakika ya, biz bu kadar rahatız yani, bu kadar rahat mı olmak gerekiyor diyecek yay eşe. Çünkü yay rahat olacak ya. O şeyde onun bu sefer gerginliği olabilir. Yoksa çok büyük bir şey beklemiyorum. Ayın 28'inde artık yuvalarını yaptıktan sonra networklerine yönelecekler. Orada keyifli ilişkiler. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Şimdi işte kardeşim 28-29'u gibi taşınacak. Taşınır taşınmaz bir ev partisi yapacak. Ondan sonra da arkadaşlarını çağıracak. Bak, her şeyi yaptım. Ne güzel, değil mi? Ben senaryoyla yapıyorum. Programladın, evet. Evet. Tanıdığın tüm burçların hayatını astrolojiye göre Hiçbir şekilde şekillendi. sokuyorum. Hepsinden arkadaşım var çünkü, veya işte akrabam var. Ayın 30-31'i yaylar için gerçekten güzel bir zaman olacak. Orada yine iletişim alanları, iş hayatı, diyelim ki çocuk yok. Aşkla ilgili iletişimin artacağı, işle ilgili iletişimin artacağı, çok güzel fikirlerin yaratabilecekleri bir süreç de olur ayın sonu, 30-31'i, eğer ki dediğim gibi aileyle ilgili beklentileri yoksa. Geldik son 3 burca ve oğlaklara. Ya oğlaklar tabii, yani oğlaklar hani burada en böyle orta etkilenen, hani öyle söyleyeyim, oğlaklar olacak. Onların tek vurgusu para olacak. Ona da bir örneğim var. Kız kardeşim de bir oğlak. Onun yükseleni yay olsun. O da bir oğlak ve bir şekilde para gelecek ona. Ben biliyorum ne şekilde oldu. Oğlakların zaten sevdiği bir şey para. O zaman gelsin. Evet. Onlar yeni ayla beraber para gelecek. Zaten Venüs balıkta, dediğim gibi ayın üçünde, ayın başında o kadar güzel bir yıldızla birleşecek ki yuvalarına bir şekilde para gelecek ve rahat edecekler. Bir nefes alacaklar. Parayla ilgili genelde sorunları yoktur ama olsun. 22'sinde aşk, çocuklar, hobiler, o alanlarda
aktif olmalarına rağmen Oğlaklar 23'ündeki o zorlu açı onları biraz bu alanlarda hemen de zorlar. Hemen ciddiyete bürünecekler. Yani o 22'sinde yaşadıkları o keyif, o rahatlığı 23'ünde hemen sabah uyanıp böyle yok ya tamam her şey eskisi gibi bir ciddiyet şeyine girecekler, kaygılarını yükseltecekler. Fakat o kadar çok şey yaşadı ki Oğlaklar, ayın 28'indeki Dolunay, terazideki Dolunay onların yeni, daha henüz geçmediler o yeni hayatlarına. Yeni hayatlarına geçmek için onlara vizyon düşünecekler. Ben sadece bu işi yapmayabilirim diyecek. Ben sadece bu kariyerde, yani illa yönetici olmak zorunda değilim diyecek. İlla kurumsal yerde bir markanın altında çalışmak zorunda değilim diyecek belki. Özgür düşünme kapasitesine sahip Ay, olabilirler. oğlakları tanımasak Hiç valla. tanımıyorsun. Yani Şöyle nasıl ama diyecekler bilemedim. şöyle oluyor onlarda. Onlar hiçbir zaman üstlerinin lafından dışarı çıkmazlar her zaman. Fakat bir işi o kadar çok iyi öğrenirler ki İnci, bir süre sonra üstlerine şöyle bakmaya başlarlar. Üstlerinden daha iyi öğrenmeye ve sonra döner der ki ya bu adam yapıyorsa ben inisiyatif alırım kendimi. Çünkü bir süre sonra inisiyatif alamadığı zaman oğlak daralır. Çünkü onların yapmak istedikleri şeyler vardır. O yüzden bir süre sonra kendi işlerini yapabilirler Eğer en tepeye çıkamadılarsa orada çıkıp kendi işini yapabilir. Evet, ayın sonunda da onlar kendi daha dediğim gibi projeleriyle, kendi işleriyle uğraşıyor olacaklar. Tabii ki bu arada da para onlara geliyor olacak. Onların ana konusu para. Evet, gelelim Kovalara. yıldızlar. Yıldızlar, son yılların Senin yıldızı. yıldızı kovalar. Evet. Bir dakika. Ben bir yanlışlık mı yaptım? Evet. Ben bir yanlışlık yaptım. Hep Nerede? yanlışlık yaptım. Şimdi bende dikkat dağınıklığı var. Gerçekten doktor Bende de var. dikkat dağınıklığım var. İlaç alıyorum. İlaçla bile aynı bu durumdayım. Evet, dikkat dağınıklığım var. Şimdi biraz önce oğlaklarla ilgili, kovalarla ilgili paradan bahsetmem gerekiyordu. Oğlaklarla ilgili kardeşleriyle olan ilişkileri, Tamam. Ben kardeşimin valla akrepten kendimi kardeşlerle olayı koptum. yaylığından geliyordu. Okey, tamam. Ben bir teraziye kilitlendim. Ondan Ama sonra biraz akrep, sonrası gitti bende de. evet, Tamam. sadece ayın sonunda oğlaklar ayın sonunda parayı alacaklar. Yani para onlara ayın 30 ve 31'inde gelecek. Onların yenilikleri, bu yeni aydaki yapacakları şey daha çok projelerle ilgili, çevreleriyle ilgili, ilişkileriyle ilgili yapacakları bir yenilik olacak. Ve orada onlar da mutlu olacaklar. Yani Fırsatlar geçti Ali Bey. Sonra anlatacağım ben size. okey. Peki. Şeyde öyle olacak. Neyse, buradan gelelim kovaları. Çok istiyorlarsa sevgili oğlaklar, Mart yorumlarımı YouTube'da Evet ya oğlaklar, bu seferlik böyle olsun sevgili Sevim. YouTube kanalında zaten detaylı detaylı tüm burçları anlattı. evet. Sağ olsun beni de kırmadı. Benim de kanalım Rica. için bu yayını yapıyoruz. Mart ayını konuşuyoruz. Evet. Oğlaklara o zaman üçüncü ev, kardeşler Kardeşler, evet. Güzel. vesaire Orada konular. en az ilgilenecekler yani. Burada en az etkilenecek şey bu süreçte. Evet, kovalar kovalar. İşte kovalarda para para para, kovalarda para. Yeni aylar o alanda bolluk, bereket neyse geliyor. Enerjilerini topladılar. Hayatları yavaş yavaş değişiyor. Hızlı değişmeyecek. Kovalar zaten Uranüs etkisinde hızlı değişsin diye bekliyorlar. Ama Satürn değiştiren dolayısıyla o kadar hızlı yapmayacak sevgili kovalar. Yani biraz sabretmeniz gerekiyor. Ayın başında bir para var kovalara ve aşkla ilgilenmek isteyecekler artık. Yeter ya, tamam ben çok yoruldum. Biraz döneyim, fingirdiğim falan filan diyecek kovalar.
Onların fingirdemeleri nettir ama zaten. Böyle duygusal bir Evet, yaklaşım. kovalar daha arkadaş vari Tabii fingir tabii. derler diye Tabii. düşünüyorum. Arkadaş, evet, gel konuşalım, biraz sohbet edelim, biraz da duygusal bir şeyler yaşayalım ma getirecekler. Ama para gelecek onlara. Ayın 20'sinde Güneş Koç'a girdiğinde yeni projeler, yeni işler olacak. Ve burada biraz kendilerine dikkat etmeleri gerekecek. Çünkü Koç'ta, iletişim evindeki Koç, zaten kovaların böyle bir şey konuşmaları vardır. Böyle direkt, net. Hiç böyle karşımdaki kırılır mı diye düşünmez. O çok nettir. O Koç çünkü orada var iletişimlerinde. Bir de şimdi Güneş de oraya geldiğinde biraz daha böyle sert olabilirler kovalar. Ona dikkat edecekler. Ayın 22'sinde aşk ilişkileri, çocuklarla ilişkiler onlar için çok güzel olurken 23'ünde biraz para harcayabilirler bu konulara. O da onları biraz gerebilir. Dolunay onlar için çok güzel bir alanda Dolunay. Çünkü zaten kovalar hayatlarını bütünen değiştirmeye hazır olmaları lazım. Plüto 2023'te Kova burcuna girdiği anda işte şu önümüzdeki 2,5 senede yaşayacağımız konuları yavaş yavaş göreceğiz. Plüto Kova'ya girecek. Kovalar başka bir alemde. Valla istedikleri kadar şey yapsınlar. Bunlar olamaz, şöyle olamaz, böyle olamaz desinler. Çünkü bazen kovalar o kadar şey analitik düşünüyorlar ki o EQ'larını unutuyorlar. Bazen o akışı bırakıyorlar. Asla bu böyle olamaz. Çünkü 2 artı 2 eşittir 4'tür diyor. Ama bazen hayat bize başka şeyleri gösterebiliyor. O yüzden onlar 2023'te bunu anlayacaklar ama bu da hazırlık süreçlerinden biri. Kovaların başladığı zamanı. Evet. Evet, şimdi balıklara geçmeden yayını sormuşsunuz. Kaçıranlar olmuş. Hem Instagram'da zaten kayıtlı oluyor, hem de Astrolojinin İncisi YouTube kanalıma yükleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz tekrarını. Şimdi balıklar. Evet balıklar, doğum gününüz kutlu olsun Olsun önce. tekrardan. Ya ben dün bir arkadaşımın, gerçi dün tam bir şey olmadı ama bir arkadaşımın doğum günüydü. Balıklar için çok güzel bir sene olacağını düşünüyorum. Zaten bu sene Jüpiter de balığı destekleyecek. Dolayısıyla zaten Mart ayına başladığımızda Venüs balıkta, Mars ikizlerde ama Merkür ve Jüpiter, ki Jüpiter 12. evde balık burcunda iyidir. Orada. Merkür'le beraber iyidir orada. Yeni ay onların burcunda doğarken kendi gezegenleri Neptün, Venüs'le beraber ya ben hayal ettiğim şeyler bana geliyor. Geliyor. Gerçekten balıklar için çok güzel ve keyifli bir yeni ay. Yeni bir dönemde. Balıklar biraz hayalperestler. Anladığım kadarıyla Evet. hayal ettiklerini yaşayacakları bir süreç olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve ben balıkların 2026'ya kadar böyle gideceğini düşünüyorum, öyle söyleyeyim. 2023'te bir tık zorlanırlar. 2026'da iki tık zorlanırlar. Ama çok şanslılar. O yüzden de çok güzel gelişmeler olacak. Sonra sosyalleşmeye başlayacaklar. Sosyalleşmeyi çok sevmiyor balıklar aslında. Hani hep böyle bir küçük ortamda kalmak, sevdikleriyle bir arada olmak ama uzun süredir yapmadıkları için belki de bu onların çok hoşuna gidecek. Son hayallerinin gerçekleştiğine inanacaklar ayın 20'sine kadar. Ve gerçekleşecek. Elle tutulur şekilde. Göreceğiz biz bunu. Ayın 20'sinde Güneş Koç'a geçtiğinde para konuları gündeme gelecek. Ayın 22'sinde yuvayla ilgili uzun süredir yapmak istedikleri, yapamadıkları bazı şeyleri gerçekleştirebilecekler. Bir hayallerini. Bu hayali gerçekleştirirken belki biraz kendilerinden fedakarlık edebilirler. O yüzden de bir ertesi gün yaşanacak o kriz. Yani ben gene bu kadar fedakarlık ettim? Çünkü öyle bir kurban psikolojisi vardır ya balıkta, ne yaparsa yapsın hep bir fedakarlıktır onun için. O uyanıyorlar. Ayın 28'inde de
Terazi burcunda bir dolunay ve bu bana diyor ki birlikte olduğu kişilerle, sevdikleriyle, aile, eş neyse onlarla beraber terazi gibi bir zaman geçirmek, keyifli bir zaman geçirmekten bahsediyor. Bir bolluktan bahsediyor. Maddi anlamda da bir bolluktan bahsediyor. Çünkü terazinin yöneticisi de Venüs sonuçta baktığımızda. Gerçi koça girmiş olacak Venüs o zaman ama olsun. Ve ayın sonunda 30-31'inde zaten Koç'ta Venüs ve Güneş para evlerinde onları destekleyecek. Yani balıklar için en güzel aylardan biri Ah, orası. balıkları bayağı Doğum, yarayacak doğu bu ay doğum sonu. günleri de bence iyi geçecek. Çünkü şöyle düşün, Merkür gerilemesi yok. Bu senenin Satürn-Uranüs karesi tam değil burada. Yani tabii ki etkisi vardır ama hani bu Şubat'taki gibi exact tam böyle noktasında değil. Böyle sevdikleri gezegenler bazı sevdikleri yerlerde, Venüs sevdiği yerde, Neptün sevdiği yerde. O yüzden ben biraz böyle balıkları güzel bir yıl geçireceklerini düşünüyorum. Diyorum ya 2023'e kadar da böyle gider. Ondan sonra bakarız artık. Değil İnşallah o zaman tüm burçlarımız için güzel bir ay olsun Mart ayı. Çok Evet, teşekkür evet. ederim. Ağzına Teşekkür sağlık. ediyorum İnci. Seni görmek çok iyi geldi. Bana da çok iyi geldi. Bekliyorum. Çok güzel detaylı anlattın. İzleyenler de çok memnun kaldı. Sevgili astrolog Sevim Dönmez'in YouTube kanalına da abone olup oradan da ay ay zaten sürekli yayınlar yapıyor, yüklüyor. Onları da izleyebilirsiniz. Abone olun. Benim de kanalıma abone olmadıysanız bugüne kadar abone olun. Bizimle olduğunuz için Evet. bu akşam teşekkür ederiz hepinize. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar.